Ne yapıyordun? Hayır. Hayır. Dur! Hayır. İspanya Denizi 1726. Ateş! 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 Ateşi gebertelim şunları! Çabuk hepsini gebertelim! Şimdiden batmaya başladı. Devam et! Gemiye binin! Ganimeti de batmadan gemiye binin! O gemi bizim olacak! Bizi göreceksiniz! Bu sandık çok ağır kaptan. Oh, inanmıyorum tanrım. Eminim bu sandık İspanyol altınlarıyla doludur. Ne? Bu nedir böyle? Kutsal kase olmasın. Saçmalama Simiş, şapşal öyle bir şey yok ki. O zaman Alaaddin'in lambası olmalı. Bunun içinde bir şeyler var. Sorun ne? Bu şey cinli. Ne demek? Bu lanet kürenin içine bir hayalet girmiş. Cin olmasın sakın. Olamaz. Belki bize bir iki dilek hakkı verir. Bu şey bu dünyaya ait değil. Londra, İngiltere, 1906. Fena olmadı değil mi? Harika. Şöyle devam edelim. İmdat! Tutun şu bacaksızı! Seni geberteceğim. Gel buraya, seni gücür! Yardım edin, yardım edin. Buraya gel, buraya gel! İmdat! Seni gücürürüm. Dur. Kaçacağını sandın? Çekil şu cüzdanı. Bakayım. Altın bir saat. Vay canına dişsiz. Sen bir sanatçısın. Yine ne var? Ne oldu Tiliz? Ne olacak? Slide'de kendini yakalattı. Peter'dan talimat geldi mi? Hayır, hiç ses olup çıkmadı. Bira fıçısını çalıyor. Bira fıçısı için plan yapmamıştık. Öyle değil mi? Hayır. Şuraya baksanıza. Affedersiniz. Memur bey, bunu düşürmüşsünüz. Ne? Mümkün değil. Herhalde kemeri gevşemiştir. Ve siz de bunu bayın. Bu benim düdüğüm. İyi de sen... Şurada duruyorduk. Anahtarların yanında. Anahtarlarım. Çabuk. Hadi hadi kaç. Olamaz. Tutukluyu serbest bırakın. Kaçmayın. Çabuk hadi. Evet. Gel buraya. Whitechapel Eskrim Akademisi. Kılıcına bakmayacaksın Stevens. Gözlerine bakacaksın. Unutma, insanın niyeti gözlerinden okunur. Yeah.
bazen küçük olması daha iyidir. Jimmy buna kesin bayılacak. Aferin sana Peter. Size yeni bir görev vereceğim baylar. Çok mu büyük? Harbottles antika dükkanı. Sen delirdin. Hazırsınız. Orası kuleden bile daha korunaklı. Orada kesin enseleniriz. Üzgünüm Jimmy. Çok tehlikeli. Bence bu harika bir fikir. Yanılmıyorsam Harbottles'ın iki kapısı var. Biri önde. Arkadaki de sokağa açılıyor. Elbette gece bekçisi de var. Pencereler de kilitli ama... Eğer kurnaz ve zekiysen... Başka bir yol daha eğer var. Enselenirsek bir daha yetimhaneye değil hapse gönderirler bizi. Orada bir hafta bile dayanamayız. Jimmy seni bulduğunda kanalın dibinde değil miydin? Ayak bileklerine taşlar bağlanmış bir halde çuvalın içindeydin. Burada bulunan herkesi Jimmy kurtardı. Sizi fakir evlerinden, yetimhanelerden kurtaran o. Size bir yuva verdi. Karnınızı doyurdu, sizi giydirdi. Borcumuzu ödeme vakti gelmedi mi? Harbottles Antika Dükkanı. Bana katılacak olanlar sağ elini kaldırsın. Özel olarak görüşebilir miyiz Peter? Curly haklı. Bu görev çok tehlikeli. Ama buna değer... Nereden biliyorsun? Yoksa riske girmezdim. Çok çabuk büyüyorsun Peter ama öğreneceğin çok şey var. Yapmak istemiyor musun yoksa? Elbette yapmak istiyorum. Yıllardır beklediğim an geldi. Sonunda hak ettiğim yere döneceğim. Ama fikrimi değiştirdim. Bu sefer yalnız halledeceğim. Bana güvenmiyorsun. Sadece yakalanmanızı istemiyorum. Hepsi bu. Bak bir şey olmadan girelim. Hayır. Bunu ben yapacağım. Büyüdüğünde sen de anlayacaksın Peter. Şekerleme. Muhasebeciliğe ne dersin? Ne? Muhasebecilik. Bir amcam var ve sadece sayıları toplayarak deli gibi para kazanıyor. Bana biraz saçma geldi Fox. İyi bir hayat oldu. Bexley Hitt'ten bir kumaşçının kızıyla evlendi. Oh. Brenda Fitzwilliam. Güzel gülümser. Fox neden söz ediyorsun sen? Gelecekten. İsteyebileceğim şeylerden. Peki ya sen Peter? Sen geleceği düşünür müsün? Ben Jimmy ile kalacağım. Dikkat etmezsen onun gibi oluverirsin. Bunun nesi kötü ki? Tehlikeli bir hayat. Yani macera dolu. Sıradan bir hayatın olmasını istiyorsun, tamam. Ama bu bana yetmez. Jimmy başka bir yerlere gelecek, ben de öyle. Bir gün onunla ortak olacağız. İnan bana. O gün gelecek. Daha çabuk olamazdı da. Hadi gel, önemli bir işimiz var. Neymiş o? Harbottles Antika Dükkanı. Bu gece mi? Hayır, Jimmy bugün yapacağız dememişti ki. Jimmy bilmese de olur. Ona sürpriz yaparız. Sıradan bir hırsızlık olayı gibi gözüksün. İstediğin her şeyi de alabilirsin. Elbette. Eğer bahsi geçen eseri bulmayı başarırsan da çok dikkatlice taşımalısın. Benim şartlarımı düşündün mü? Para sorun değil. Ama diğer şey kolay olmayacak.
Bu konuda pazarlık yapmam imkansız. Müşterim bütün nüfuzunu kullanmaya çalışıyor ama... Ama ne? Ama Londra sosyetesindeki itibarını geri kazandırmak tahmininden de güçmüş. Grandville kulübü seni kabul etmiyor. Ve görüştüğü yeni iş adamlarının çoğu da referans istiyor. Onlarla tanıştırılman yeterli değil. Bunu yapabilecek tek kişi Flood'dır. Söylediğim gibi elinden geleni yapıyor. Bir sorun çıkarsa seni tanımıyoruz, anladın mı? Kesinlikle. Art Battles mücevherat. Şeker mi şaka mı bayım? Cadılar bayramı değil ki. Hemen kaybolun buradan. Sizi gidi yaramazlar. Şeker mi şaka mı? 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 Sen nereden çıktın böyle? Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Yakaladım. Gördün mü? Kolay olacak demiştim. Hiç fena değil. Vay canına. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? İstediğin bu değil miydi? Hayır, değildi. Fikrimi değiştirmiştim. Sana söyledim, bu defa tek başıma halledecektim. İyi de baksana, içeri girdik. Bize neden söylemedin Peter? Çünkü kabul etmezdiniz. Ha, demek bize yalan söyledin. Cem'i becerebileceğimizi görsün istedim. Çok küçük olduğumuzu düşünüyordu. Ben zaten çok küçüğüm. Çantalarınızı doldurun ve kapının orada durun. Curly, sen arka tarafı kontrol et. Nips, sen de ön tarafı. Özür dilerim Jimmy. Sana bunu yapabileceğimi kanıtlamak istedim. Eğer bir gün ortağım olacaksan asla arkamdan iş çevirmemelisin. Anladın mı beni? Bir gün mü? Ama ben şimdi de hazırım. İnan bana, önce biraz daha büyümen gerek Peter. Özel olarak aradığın bir şey mi var Jimmy? Açmak için bir alet bulayım.
Vay canına. Vay canına. Bu nedir böyle? Oo. Vay canına. Aman tanrım. Hiç fena değil. Hepsi senin suçun Peter. Jimmy'nin lafını dinleyip hiç karışmayacaktın bu işe. O zaman burada olurlardı. Sen bunu arıyordun demek Jimmy. Kimin için çalışıyorsun peki? Jimmy nerede? Burada değil. Ne zaman geri döner? Onu neden arıyorsunuz? Jimmy'den ne istiyorsunuz? Hey, geri dönsene! Jeffries'i neden takip ettin evlat? Yoksa seni buraya Jimmy mi gönderdi? Jimmy'den ne istiyorsunuz? O kısmı beni ilgilendirir. O nerede? Şey, gitti. Nasıl yani gitti? Harbottles'ta bomba varmış. Demek ki o küreyi buldu. O şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Demek gerçekten de Harbottles'taymış. Jimmy sizin için çalışıyordu. O küre şimdi nerede? Nerede? Jimmy ve arkadaşlarımı yok etti. Bırakabilirsin Jeffries. Arkadaşların yok olmadı. Neredeler peki? Tahmin dahi edemeyeceğin kadar güzel bir dünyada. Kürenin nerede olduğunu bana söylersen onları geri getirebilirim. Nasıl? O küre bir geçiş. Bir nevi kapı gibi. Ve üstüne vurduğun anda harekete geçer. Ama acele etmeliyiz Jeffries. Eğer Harbottles'ta olduğundan emin olsaydım bu görevi daha becerikli birine verirdim. Ray! Yakala hemen! Acele et Jeffries! Demek bir kapı. Başka bir dünyaya açılan. Ve üstüne vurursan... Ne? Tuhaf bir yermiş burası. Burada bir yerdesiniz. Öyle değil mi Jimmy? Kapıyı aç Peter. Sana yardım edebiliriz. Yardım mı? Senin gibiler ne zamandır benim gibilere yardım ediyor? Onu bu işe ben soktum. Onu kurtarmak da bana düşer.
Kimse yok mu? Neredeyim ben? Hadi aman, neredesiniz? Demek buradasınız. Of, bir sürü duman çıktı ama hala alev yok. Şunu versene. Olmaz. Bana kalırsa cehennemdeyiz. Yakında şeytanın iblisleri günahlarımızı yazmak için buraya gelecek. Sonra bizi cayır cayır yanan o cehennem ateşinin içine atıp sonsuza kadar acı içinde yanmamızı seyredecekler. Jimmy! Fox! Duydunuz mu? Bu tarafa geliyorlar. Ateşi söndür hemen. Saklanın, hadi çabuk. Buongiorno, amigo. Elinde imallar var mı? Bizi rahat bırakın. Gidin buradan. Yürü hadi. Bırak beni. Beş tane daha buldum. Bırakın bizi. Bırakın dedim. Jimmy. Dişsiz. Rahat durun. Yeter artık. Her yeri yağmalıyım. Korsanlar mı? Gemiye çıkıyoruz. Hazır olun. Çıktın böyle. Senin gördüğüme ne kadar sevindiğimi anlatamam. Biz nereye düştük sence? Hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim artık Sordiç'te olmadığımız. Şu şey yüzünden oldu. Harbatıs'taki, değil mi? Çok üzgünüm Fox. Hepsi benim suçum. En başta Harbatıs'a hiç girmemeliydik. Curly burada olsaydı seni ipe çekerdi. Telafi edeceğim. Onları o gemiden indirip eve geri götüreceğim. Gemi mi? Korsan gemisi. Bu resmen bir kabus. Tuhaf timsahlar, ürkünç ormanlar, şimdi de korsanlar. Sırada ne var? Uçan hayvan sürüleri falan mı? Bu nedir? Şimdi ne var? Koş! Ah!
başımdan. Ayağa kalk hadi. Süreye yakalanmamalıyız. Aksi takdirde ölürüz. Kızılderililer. Hangi yıldan geliyorsunuz? 1906 yılından. Oo, demek gelecek Ekim'de 163 yaşında olacağım. Harika. 263 mü demek istedin? Oo, artık evlensem hiç fena olmayacak. Venüs'te güzel bir kulübe filan. 1700'lerden mi? Bu nasıl mümkün olur? Balık ya, erik güveci ve gemiyle düzenli seyahatlerle. Nasıl mümkünmüş? Peki, bakalım ne işe yararsın beyim? Hala çalışıyor. Tik tak. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Yanında başka bir şey var mı bakalım? Şekerli badem vardır belki. Çıkar bakalım, ganimetini görelim. Sadece gördükleriniz. Çok yazık. Ne kadar hoş. Gerçek aşkının fotoğrafını da yanında taşıyormuş. Burası nasıl bir yer böyle? Anlamadın mı? Burası cennet. Ya da cehennem. Evet, işte bu. Senin bakış açına göre değişir tabii. Bakın, şeytanın iblisleri. Bunları ne yapalım kaptan? Hı? Şu ufaklıkları ben almak istiyorum. Ne için? Çok yumuşak görünüyorlar. Eminim yahnileri de fena olmaz. Çocuklarım yanımdan ayrılmayacak. Ne kadar da cesurmuşsun öyle ha? Ve hiç de öyle çirkin değilmiş. Ne? Belki de seni kamerama götürmeliyim. Güzel fikir. Diğerlerini de ben alayım o zaman. Seninle eğleniyorum işte Starkey. Sadece eğleniyorum. Timsahları atın gitsin. Simih, çocuklar senin olabilir. Evet, teşekkür ederim kaptan. Pişman olmayacaksınız. Elimde biraz kişniş ve zencefil olacaktı bir yerler. Pekala. Hadi siz benimle geliyorsunuz. Bu durum hoşunuza gitmeyecek belki ama. Hadi. Hadi. Hadi dedim. Evet. Hadi bakalım. Hadi timsahları yapalım. Hadi. Çocuklar asla yanımdan ayrılmayacak. Hadi. Şunu haline baksana. Hiç şansın yok. Hadi. Öldür onu hadi. Öldür gitsin. Hadi hadi. Hayır. İzlemek istiyorum. Hadi hadi. Senin neyin var? Hadi. Bitir şunun işini hadi. Ne işe yararsın demiştiniz. Gördüğünüz üzere iyi kılıç kullanırım. Kimsin sen? Dostlarım bana Jimmy der. Jimmy. Ama ismim Hook'tur. James Hook. Böyle yaptığım için çok üzgünüm ama köyünüzün girişi sır olarak kalmalı.
Bizi ne yapacaksınız peki? İyi yemek. Bizi yiyecek misiniz? Neden? Tadın çok mu güzel? Gelin, acıkmış olmalısınız. Bu neyin eti? Şav. Amerika'da mıyız? Artık değiliz. Ama siz Kızılderilisiniz. Bizler Kavız, Kuzgun'un halkıyız. Bizler de bu dünyanın bir parçası olduk artık. Londra'ya nasıl dönebiliriz? Kabile reisi. Çok acıkmışlar da. Ağaçların ruhlarından kaçmak insanı acıktırır dedi. Kabilemize katılmak isterler mi diye soruyor. Teşekkür ederiz ama yemekten sonra hemen yola koyulmalıyız. Sizi bir kere kurtardık ama bir dahakine yanınızda olmayabiliriz. Minnettarız. Ama korsanların elindeki dostlarımızı kurtarmalıyız. Neredeyiz biz? Biz buraya Guay Güey deriz. Düşler ülkesi. Neden? Çünkü buradakiler hiç yaşlanmaz. Buna inanmayacaksınız belki ama ben tam 130 yaşındayım. İno'nun oğlu da 81 yaşında. Kijanga! Bu da reisin kızı. Ona Ayakan ismi verilmiştir. Sizin dilinizde Pars Zamba demek. Ona bu ismin verilmesinin nedeni hem yabani hem de çok güzel olması. Aklına başka bir şey gelmesin sakın çünkü kızın neredeyse 100 yaşında diyor. Başıma büyük bir bela açtın sen. En iyi 3 adamım öldü ve biri de özel korumamdı üstelik. Nefsi müdafaaydı. Sorun bu değil. Yerlerine koyacak adamım yok. Yok mu? Artık Londra'da değilsin Hook. Buralarda tuhaf bir şeyler fark etmedin mi hiç? Anlayamıyorum. Orion. Polaris. Belki de bana kuzey yıldızını gösterebilirsin. Astronomi uzmanlıklarımdan biri değil. Öyle olsaydı kuzey yıldızı olmadığını anlardın. Ve Orion da işte şurada. Yani yanlış yerde. Böyle bir şey nasıl olur? Dünya gezegeni başka bir galaksiydi. Uzak. Hem de çok uzaklardı. Geri dönüş de yok üstelik. Emin misiniz? Bunu anlamak tam 200 yılımı aldı James Hook. Önce şişmanlamanız gerekiyor. Yanlış anlamayın. Reçelli ekmek var mı? Kremalı pastalarım, güzel etlerim, salamura balığım ve kristalize olmuş hurmalarım var. Ama ne yazık ki reçelli ekmeğim yok majesteleri. Burada mahsur kaldık ama kötü bir şey olmayabilir. Bu gezegenin bize verebileceği özel bir şey var. Burası bu dünyaya ait yaratıklarla dolu. Kızılderililer bunları ağaç ruhları diyor. Ve bu da uçmalarını sağlayan o maddenin ta kendisi.
Kızılderililer mi? Bizim dünyamızdan buraya gelen tek biz değiliz. Bir yıl kadar önce birini yakaladım. Bu minerali üstünde taşıyordu. Ve işkence sırasında bana gücünü açıkladı. İnsanı daha canlı hissettiriyor. Daha önce hiç olmadığın kadar eksiksiz hissediyorsun kendini. İnsanı aydınlatıyor. Ve tam anlamıyla seni tanrılaştırıyor. Ve sana uçabilme yetisi veriyor. İnanamıyorum. Görebildiğin üzere çok dengeli değil. Bunun nedeni nasıl kullanacağımı henüz bilmiyor olmam. Ayrıca burada çok az miktarda var. Daha fazlası olmalı. Çok daha fazlası. Tek sorun şu ki ağaç ruhlarının yanına yaklaşamıyoruz. Çünkü bir tarafları Kav Dağları tarafından, diğer tarafı da yerlilerce korunuyor. Bana katıl Hook. Bana taze kan gerek ve sende modern dünyanın bilgileri var. Yerlileri yenmeme yardım edersen, o zaman düşler ülkesini tanrılar gibi ikimiz birlikte yönetiriz. Ve o zaman bu boşluğu ebedi cennete dönüştürebiliriz. Tanrı gibi. Evet. Tanrı gibi. Sen orada ne yapıyorsun Starkey? Kaptanın bu gece sana ihtiyacı yok muymuş? Beni rahat bırak. Oh, Tanrım. Aşağı inen bir yol olmalı. Arkadaşına senin için bir kulübe yapacağız. Teşekkür ederiz. Neden burada yaşıyorsunuz? Ağaç ruhlarına yakın olmak için. Burası onların şehri. Onları korsanlardan koruyoruz. Buradan denize nasıl iniliyor? Sizi getirdikleri yoldan geçerek. Şu dağların arasındaki gizli geçitten geçerek. Bana gösterir misin? Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırsan korsanlar seni yakalayıp dağdaki geçidin yerini söylemen için sana işkence ederler. Eli kolu bağlı duramam ki. Onları bu işe bulaştıran benim. Onları güvenli bir şekilde eve götürmeliyim. Buradan eve dönemezsin. Ne? Hayır. Kesin bir yol vardır. Bir yol olmalı. Fox! Fox, bir planım var. Ne için? Buradan çıkıp o gemiyi bulmak için. Gel hadi.
Ne taşıyorlar gördün mü? Balık ağları. Yani? Bu civarda göl falan gördün mü sen hiç? Hayır. Aynen öyle. Ama anlamadım. Dağların arasındaki o gizli geçidi bu sayede bulacağız. Hadi gel benimle. Aman tanrım, ne kadar büyük gördün mü? Sıkıca tutun. Hadi çabuk tutunsana. Şşt, sessiz ol. Jimmy'yi görüyor musun? Hayır. Onları buradan nasıl kurtaracağız? Etraf korsan kaynıyor. Evet. Ama korsanların hepsi uyuyor. Şu anda hepsi sarhoş ve uyuyor. Asla bir yere gelmem. Kes sesini Curly. Yardım etmeye geldim. Onun yardımına ihtiyacımız yok. Evet. Başımızı belaya sokan o değil miydi zaten? Sizi kurtaracak olan da benim. Hadi. Kalmak mı istiyorsun? Tamam. Yaşamak istiyorsanız bizi izleyin. Sana kaplumbağa çorbamın tarifini vermiş miydim hiç? Lütfen Simi. Şşt. Hey. Burada bir şeyler dönüyor. Ne gibi? Ben etrafa bir bakayım. Yerinde olsam bunu yapmazdım. Bonnie'nin kamerasına girmezdim yani. Pekala. Jimmy nerede? Kaptanın kamerasında. Emin misin? Evet, kadın ondan hoşlanıyor. Kadın mı? Nereye gidiyorsun Peter? Jimmy'yi almaya. Ama hepimiz buradayız. Eğer şimdi gidersek kurtulma şansımız artar. Ben Jimmy'yi almadan gitmiyorum. Jimmy nerede? Peter, buraya nasıl geldin? Kıyafetleri giy. Kayık aşağıda seni bekliyor. Bırak o silahı elinden Peter. Bonnie benim dostum. Bonnie mi? Daha kaç çocuk çıkacak o? Bırak da ben konuşayım. Burada olduğunu bilmiyordum. Silahı bana ver Peter.
Aha. Hayır, dur Starkey. Peter, ver şu silahı. Söyleyin önce o silahını versin. Beni iyi dinle Peter. Kaptan Bonnie ve adamları bizim tarafımızda. Ve çocuklara da çok iyi bakılacağının teminatını verdi. Kızılderililer ona deli diyor. Kızılderililer mi? Yerlerin adamı. İnan bana Peter, bu insanlar deli falan değil. Onlar da bizim gibi. Burası tehlikeli bir yer. Yaşamamıza yardım ederler. Burada mı kalacaksın yani onunla? Gidecek başka yer yok. Eve dönene kadar Kızılderililerle kalırız. Önce kafa derinizi yüzerler. Yüzmezler, onlar iyi insanlar. Sen nereden biliyorsun? Çok nazikler. Beni iyi dinle Peter. Ben burada kalıyorum. Eğer yanımda olmak istiyorsan silahı bana verirsin. Onlara güvenmiyorum Jimmy. O zaman bana güven. O silahı bana ver. Kes şunu. Gel benimle. Bırak onu hemen. Hook. Sen karışma. Şimdi görürsünüz siz. Gel buraya bacaksız. Diğerleri kaçmış Semih. Ama bunu yakaladım bak. Bu benimkilerden biri değil. Hook yüzünden peşimize takılmış zaten. Benim çocuklarıma ne yaptın sen? Bırakın onu, o daha bir çocuk. Ne yaptığının farkında bile değil. Çocukların nerede olduğunu söylemezse onu bir temiz döverim. Diğerleri nerede Peter ha? Birbirimizden ayrılmamalıyız. Burada olmaz. Bu delilerle kalamayız. Benimle güvendesin. Şimdi içeri girip bir şeyler yiyelim ve bu saçmalığı unutalım, olur mu? Hı? Hey Peter, dur! Hey, kaçma! Buraya gel! Buraya gel. Durdurun buraya seni! Hey. Çekil ellerinizi üstümden! Nerede bu? Neredesin sen? Fox! Hadi kaç, kaç Fox! Orada! Acele et, hadi! Tamam hadi çabuk, çabuk olun, hadi, çabuk, hadi! Daha hadi, hızlı acele Peter! Acele et, hadi! Acele et, hadi! Çabuk, hadi! Peter! Çabuk, hadi! Buradayız Peter! Tamam, hadi, hadi! Gidelim artık! Ama Fox yukarıda kaldı! Senin için geri gitti! Atla! Hemen atla! Atla! Kayığa yetişebilirsin Fox! Atla Fox! 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 Peter! 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 Kilit saktita sumunatra kumunatlak tigoya. Biz sana güvendik. Köyümüze girmene izin verdik. Ama sen bu güveni suistimal ettin. Ki kilayan dagan, kakutla haldan skulagan hil. Bizden izin almadan iki kayığımızı çaldınız ve dağdaki gizli geçitten geçtiniz. Seni cezalandırmam gerek. Ancak arkadaşını kaybettiğin için bu kez çok sert davranmayacağım. Onları bulmak istiyorum. İspanya denizinde korku saldığım günlerden sonra çok şey değişmiş.
Başka neler var? Uçan makineler mi var? Bu Kızılderili köyü ne tarafta? Benim yerime onları mı seçiyorsun? Onlardan ben sorumluyum. Çocukları buraya ben getirdim. Onların beni örnek alıyorlar. Onların zaman ne olacak? Zekilerdir. Sokaklarda yan kesicilik yapmak üzere eğitildiler. Bize faydalı olur. O tozu bulmanızı sağlarlar. Bulmamızı mı? Senin gibi birini hiç tanımamıştım. Peki ya bu kadın? Onu şimdiden unuttun mu? O uzun yıllar önce öldü. Ama hala resmini taşıyorsun. Eskiden ona aşık olmuştum. Ama artık sen varsın. Sana istediğin şeyi vereceğim Hook. Ama sen de bana istediğimi vereceksin. Biz diye bir şey de yok. Anladın mı? Yok. Yaşamana izin veriyorum çünkü bildiklerini öğrenmem gerekiyor. 200 yıl boyunca kaçırdıklarımı anlatacaksın. Bize yalan söyledin. Harbatuls'a girmemeliydik. Tek derdi Jimmy'yi etkilemekti. Ve şimdi burada kaldık. Burası neresiyse artık. Fox senin yüzünden öldü. Hepimiz o kayığın içindeydik. Hepimiz oradan kaçabilirdik ama Peter Jimmy'yi bulmak için geri döndü. Yüzüne vurmanın faydası ne ki? Curly çok haklı. Fox benim yüzümden öldü. Yo, hayır. Şöyle olmalı. Sonunda yukarı. Aşağı değil. Bu şarkıyı biliyor musun? Gel. Bunu nerede gördün? İşte burada. Rüyanda. Her gece aynı rüyayı görürüm. Sen de rüya görürsün değil mi? Hı. Bu müzik... Ağaç ruhlarının sesi gibi geliyor. Elindeki de o küre değil mi? Burası doğru olmamış. Benim rüyamdaki tepeler farklıydı. Çiz bakalım. Bunun gibi bir... Hayır. Ben deneyeyim mi? Şöyle bir şey miydi? Sen de aynı rüyayı gördün. Hayır. Ama ben avlanmaya çıkarım. Biz buraya Boğa Dağı deriz. Oraya hiç gitmedik. Çok uzaklardadır. Ama hava açık olduğu zaman dışarıdaki adaları geçtikten sonra onu görebiliyoruz. Demek pelerinli adam düşler ülkesindeymiş. Neden aynı rüyayı görüyoruz ki? Siz buraya nasıl geldiniz? Hançerimle küreye vurmuştum. Ben de sopamla vurmuştum. Öyle sert vurmuştum ki bütün kabileyi yanımda getirdim. Belki de gücünün bir kısmı ona vuranlara geçiyordur. Pelerinli adam orada olabilir mi? Bu adaya nasıl gidebilirim? Hı?
ben de geliyorum. Olmaz dişsiz. Bu çok tehlikeli. Umurumda değil. Benim umurumda. Yeterince zarar verdim. Bak, bu sadece bir rüya. Boşa kürek çekiyor da olabilirim. Ama eğer eve gitmenin yolunu bulursam... sizi almak için dönerim, olur mu? Onlara ne söyleyeceğim? Sen sadece otur ve beni bekle. Söz veriyorum, onları eve gönderebilmek için elimden geleni yapacağım. Mineral tozunu burada ağaç ruhları kolonisinde bulabilirsin. Ama sorun şu ki orası kal bölgesi. Kuzeyden doğuya uzanan dağları geçemeyiz ve bu yüksek yamaçlar da kav kontrolünde, yani oraya ulaşamayız. Kızılderililer oraya nasıl gidiyor peki? Bunu bilmiyoruz. Dar vadinin karşısında yaktıkları kamp ateşlerini görebiliyoruz ama o tarafa geçmeye kalkarsak bizi anında enseleyeceklerinden de eminim. Kızılderililer avlanmak için buradan geçiyor. Sanki bu dağlar burada yokmuş gibi buradan geçip gidiveriyorlar. Senin fikrin ne? Bence onları daha yakından gözlemlemek zorundayız. Reis'in kızını yakalarsak çok iyi olur. Ağaç ruhları kolonisine nasıl gireceğimizi o bize söyler. Onları yakalaması için birini göndereyim. Hayır. Kimi zaman küçük olması daha iyidir. Bir şeyin peşindeler. Önce ne olduğunu öğrenelim. Adam dağların önünde bir tepenin üzerinde duruyordu. Burada yüzlerce tepe olmalı. Önce şuna bakalım. İşte buldum. İzler bu tarafa doğru gidiyor. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Geldiğin yerdeki ailen seni çok merak etmiş olmalı. Benim ailem yok. Annem ben 3 yaşındayken öldü. Babamı da hiç tanımadım. O yüzden beni yoksullar evine gönderdiler. Arkadaşlarınla orada mı tanıştın? Hayır. Oradaki tek çocuk bendim. Bana kum torbası derlerdi. Beni Jimmy kurtardı. Ziyarete geldiği bir gün dayak yediğimi gördü. Eskiden iyi bir adamdı. En iyisiydi. Hayatımı kurtardı ama... şu korsan başını döndürmüş. Tanıdık gelen bir şey var mı? Rüyamda bu kadar yeşil değildi. Dinlenecek bir yer bulalım. Yakında hava kararacak.
Bekle. Bu rüyamda gördüğüm ağaç ruhu. Gel hadi, bizi pelerinli adama götürebilir. Onu görüyor musun? Hayır. Çok da hızlıymış. Daha önce hiç böyle uçan bir ağaç ruhu görmemiştim. Gerçekten çok güzeldi. Ah, olamaz. Ne oldu? Birazdan güneş doğacak. Artık onu asla bulamayacağız. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bir şekilde içeri girmeliyiz. Pelerinli adam orada olmalı. Ağaca tırmanabilir misin? Ama bu ağaç çok yüksek. Şimdiden başlasak iyi olur. Burası inanılmaz bir yer. Aşağıda kimse görüyor musun? Hayır. Gel hadi. İnmesi çıkmasından daha kolaydır. Herkes nerede sence? Onlar bizi bulur. Nereden biliyorsun? Bütün bunları yapacak kadar zeki olan insanlar burada olduğumuzu biliyordur. Aynen öyle. Sen, pelerinli adam sen miydin? Merhaba Peter. Bizi eve götürebilir misin? Elbette. Buraya geldiğime göre her şey kendi yerine dönebilir artık. Küre sende mi? Bir anlamda öyle sayılır. Evet, buyurun. ...350 yılın sonunda neyse ki ait olduğu yere döndü. Artık dünyamızdaki elit insanları ütopyama getirebiliriz sanırım. Bizi nasıl göndereceksin? Sabırlı ol genç dostum. Hepsini siz mi yaptınız? Göründüğünden çok daha kolay. Basit bir büyüme solüsyonu sayesinde ağaçlar... ...ben nasıl istiyorsam o şekilde büyüyor. Siz kimsiniz? Kusuruma bakmayın lütfen. Benim adım Dr. Richard Flood. Majesteleri Kraliçe 1. Elizabeth'in simyacısıyım. Ne? İnanması güç biliyorum ama neredeyse 400 yaşındayım. Evet, gelin. Eserimi size tanıtayım. Birkaç saat öncesinden kalma. Aslında felsefe taşını bulmak için yola çıkmıştım. İnsanlara sonsuz hayatı bahşeden o iksir yani. Benim gibi olan başkaları da var elbette. Ancak onlar bir şekilde tüketilebilen, elle tutulur bir şeyler keşfetmenin peşinde. Ben şunu fark ettim ki felsefe taşını yaratmak mümkün değil.
onu yakalamak gerekiyor. Bakın işte, bu aslında dört köşesi bir araya geldiği yerde, yani evrenin merkezinde yaşayan bir nevi kozmik bir enerji. Çocuklar, işte evrenimizin şekli de budur. Ve bu da bu küçük gezegenin merkezi oluyor. Düşler ülkesi. Hı hı. Ve evrenin hem en ücra köşelerinden birinde hem de merkezinde yaşadığı için de buraya gelen herkes için zaman durmuş oluyor. Peki nasıl döneceğiz? Bu gezegene ilk geldiğim zaman burada kalmıştım. Çünkü beni buraya getiren o küre Londra'da kalmıştı. Ama bildiğiniz üzere küreye ne kadar sert vurursanız o kadar çok. Yani neyse ki laboratuvarımdaki malzemelerle buraya geldim ve zaman içinde ikizini yapmayı başardım. Bunu iki gök taşından aldığım güçle burada, düşler ülkesinde harekete geçirdim. Tıpkı diğeri gibi. Ben ona Tinkerbell diyorum. Nedeni kanatlarının rüzgarından çıkan o güzel ses. İki gök taşının içindeki astral enerjiyi almaya çalıştığımı görünce başımı belada sandı ve beni kurtarmayı denedi. Bu benim rüyam. Küreyi harekete geçiren herkes de aynı anı kalır. Neden bu kadar parlak görünüyor? O astral enerjinin çoğu içinde kaldığı için. Gelin bakalım. Küreyi aşağı indirelim. Orada ikinizi de geri gönderebileceğim açık bir alan var. Hayır, henüz olmaz. Önce arkadaşlarımı bulmalıyım. Başka misafirlerim var sanırım. Olağanüstü. Bunlar ne için? Es la obra del diablo. Dikkat edin. Bu duvarların ardında başıboş gezen iblisler olabilir. Hayır, sadece ben varım. Bu rüyalarımdaki adam. Vlad. Onu tanıyor musun? Doktor Vlad. Peter nerede? Önce lütfen silahlarınızı indirin. Burası bir sığınak, tehlikeli bir yer değil. Bu koca şehirde neden tek kişi var? Yakında dünyamızın elitleriyle dolup taşacak. Sanatçılar, devlet adamları, filozoflar. Nedenmiş o? Zeki insanlar sonsuza kadar çalışacak olsa neler bulur bir düşünün. Geri dönmemize yardım edebilir misin? Evet. Peter'ı geri gönderdin mi yoksa? Henüz göndermedim. O zaman Peter nerede? Söylediğim gibi burası bir sığınak. İçeri giren herkes benim emniyetim altındadır. Silahlarınızı bırakırsanız sizi geri gönderebilirim. Ben geri gitmek istemiyorum ki. Öyle mi? Karayiplere dönmeyi kim ister ki? Sizce hala insanların kalbine korku salabilir miyiz? Anlat onlara Hook.
her şeyin nasıl değiştiğini anlat. Bir hafta bile dayanamayız. Dayansak bile artık anlayamadığımız bir dünyanın içinde hemen yaşlanırız. İstediğiniz bu mu yoksa? Hayır, elbette değil. Ama böyle cafcaflı kıyafetler giyen, kendini beğenmiş adamların topraklarımıza gelip bize hayatımızı nasıl yaşayacağımızı söylemesini de istemiyoruz elbette, değil mi? Şimdi bana nasıl yapıldığını anlat. Bir kapı mı var? Yoksa başka bir küre daha mı var, söyle. Madem kullanmak istemiyorsun, neden soruyorsun? Çünkü Doktor Flat... Onu ben kontrol etmeliyim. Bunun olmasına izin veremem asla. Şiddete müsamaha etmem. Silahlarınızı bırakın hemen. Buraya barut ve kurşun giremez diyorum. Hemen atın silahlarınızı ki canınızı almayayım. Vursanıza. Hepsini vurun, öldürün. Karşınızda aklınızın alamayacağı güçler var. Kaçın! Kaçın ve canınızı kurtarın! Peter! Peter dur! Seninle konuşmam gerek! Peter! Hemen buraya gel! Hemen kapılara doğru koşun! Bu taraftan! Ne oldu? Şehrimi yaratmak bir yüzyılımı almıştı. Baksana ne çabuk yok oluyor. Aya nerede? Bilemiyorum. Sen git ve küreyi kurtar. Onları ben durdururum. Hadi çabuk ol. Sana bir şey yapmayacağım Fulat. Peter'ı sağ salim görmek istiyorum. Bu görevi sana vermek büyük hataydı. Şu ocağımdan küre Fulat. O nerede? Cehennemde yanmayı tercih ederim. Bunun tek sorumlusu da sensin. Hayır. Peter! Yürüyün! Aya neredesin? Geri mi dönüyorsun? Onu alamazsın. Almak istediğimi kim söyledi? Sevgilini duydum. Kimsenin dönmesini istemiyor. Senden bahsetmiyordu ki Peter. Ben senin geri dönmeni sağlayacağım. O zaman arkadaşlarıma götürmeme izin verirsin. Daha iyi bir fikrim var. Neden onlar bize gelmiyor? Bize mi? Biz kimiz? Korsanlar mı? Korsanlar dostlarımı öldürecek. Tıpkı Fox'u öldürdükleri gibi. Bu korkunç bir hataydı. Onları durdurmayı denedim. Bunun olmasına izin verdin. Onlardan biri oldun. Beni iyi dinle Peter. Bu dünyada öyle bir şey var ki Londra'daki tüm hayatımızı değiştirebilir. Hayal edemeyeceğin kadar güçlü olabiliriz. Ve Bonnie ve adamları bunu bulmamıza yardım edebilir. O kadın başını döndürmüş. Ver şu bıçağı bana. Sana fazla iyi öğretmişim. Yemin ederim ki Peter, eğer sakinleşip sana burada ne bulduğumu açıklamama izin vermezsen seni burada deşerim. Anladın mı beni? Ben umurunda değilim ki. Senin tek derdin o kadın.
İşte burada yanılıyorsun. O fakirler evinden sadece sana acıdığım için çıkarmadım seni Peter. Bir borcu ödemek için seni kurtardım. Annene olan borcumu. Annemi tanıyor muydun? Hem de çok yakından. Bu benim annem. Annene sana bakıp seni kendi oğlum gibi koruyacağıma söz verdim. Sözümden şimdi dönmeye hiç niyetim yok. Bu onun saati mi? Hayır, babanın saati. Bu dokunaklı buluşmayı bölmek istemezdim ama buradan gitmemiz gerekiyor. Bana lütfen bir dakika daha. Zamanımız kalmadı. Burası ne tuhaf bir yer böyle. Hatırladığımdan çok daha güzelmiş. Hayır! Hayır! Peter! Hey sen! Sen ufaklık bekle! Gel bakalım. Hemen bırak onu. Söyle bana, nerede o? Hadi Peter. Sevgiline saatin kaç olduğunu bile söylemem. Kendini affettirmek için sana son bir şans vereceğim. Yaşamasına izin verirsen, bilmek istediğin şeyi sana söylerim. Neymiş o? Ağaç ruhu kolonisine nasıl gidileceğini. Ve o mineral tozun sırrını. Hayır Aya, kaç! Bunu yapmanın nedeni... yaşamasını sağlamak mı? Onu serbest bırakırsan... Sakın yerin... yapma! Ellerini bağlayın. Çabuk Aya, kaç! Peter! Hayır! 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 Al işte. Onu serbest bıraktım. Hadi şimdi gidelim buradan. Şimdi o çocuğu neden koruduğunu anladım. Ama karılar bağlama Hook. Sonunda şans yüzümüze gülmeye başladı. Reis'in kızıyla Starkey'nin işi bittikten sonra... bize bilmek istediğimiz her şeyi anlatacağından eminim. Anlatmayacak, henüz değil. Ama Starkey yüzümü hep güldürmüştür. Burada görünen yer ağaç ruhu kolonisi değil mi? Etrafı da engebeli dağlarla çevrili.
Peki ya Kal köyünün yanındaki bu dar vadiden geçersek? Derinliği 15 metre. Halatla geçebiliriz. Olmaz. Bizi anında haklarlar. Eğer prenseslerini rehin alırsak haklamazlar. Bu çok büyük bir risk. Bu riske girmeye değer. Sabah ilk ışıkla yola çıkarız. En iyi 10 adamını ayarla. Kaptan benim. Ne olacağına ben karar veririm. Sen beni iyi dinle. Küre elimde olduğuna göre Londra'ya gitmek istiyorum. Ama o mineral tozunun gücü damarlarımda dolaşmaya başlamadan olmaz. İnsanların arasında bir tanrı gibi olacağım. Ve beni yeniden içine almak istemeyen o Londra sosyetesini ben yöneteceğim. Hepsinden öcümü almam gerek. Seçim yapmalısın Liz. İster yanımda olur, modern dünyanın tüm nimetlerinden faydalanırsın ya da burada kalır, sonsuza kadar yaşayan ölülere hükmedersin. Sen de bizim gibisin. Neredeyim ben? Benim ülkemde. Dilimizi biliyor musun? Hayır. Sadece zihnimi kullanıyorum. Düşüncelerin dili yoktur. Şu an mineral tozu benim halkımı duyabilmeni sağlıyor. Ay ay ne oldu? Korsanların elinde. Dikkatli ol Peter. Bilgeler yarını kapattı ama henüz iyileşmedin. Birkaç gün sürebilir. Ne kadar da soğuk. Kıyafetlerin hazır. Çiftliklerimizdeki ipekle onarıldı. Hadi gel. Kraliyetimizi yöneten 3 bilgenin önüne çıkman gerekiyor. Senin ırkın dünyamız açısından büyük tehdit oluşturuyor. Bu nedenle senden yardım istiyoruz. O sihirli küreyi bul ve bize getir. Bu sayede senin ırkını evine gönderebileceğiz. Yeni güçlerin bu görevde işine yarayacaktır. Güç mü? Gözlerini kapat Peter. Yavaşça nefes al ve zihnini boşalt. Sıcak bir denizde olduğunu ve güvenle sürüklendiğini hayal et. İnanamayacağın kadar mutlusun. Öyle mutlusun ki altındaki suyu hissetmiyorsun bile. Sanki ılık bir meltem seni havada tutuyor. Daha da yukarıda. Gözlerini tekrar kapat. Peter, normal şekilde nefes al. Kendine güven. Güzel. Şimdi zihnini boşalt. Etrafında bulutlar hayal et. Rüzgarı yüzünde hisset. Rüzgar seni taşır Peter. Şimdi gözlerini aç. Bu nasıl oluyor? Bunu sen sağlıyorsun Peter. Mineral tozu sana güç veriyor. Ama onu kontrol etmelisin. Nasıl? Kalbinle. Toz hissettiğin şeylere göre tepki verir. Ama kendinden şüphe edersen düşersin. Aşağı bak Peter. Dünyamız acı çekiyor. Bize yardım et.
Bize sihirli küreyi getir. Getir ki bu zalimliği durduralım. Neden ben? Çünkü senin masum bir kalbin var Peter. Bu özellik bizde de vardır. Bir de güven. O vadiyi geçmeye çalışmak zaman kaybı o kadar. Bu yüzden hepimiz ölebiliriz. Cesaretin beni hep çok etkilemiştir Starkey. O vadi bir ölüm kapanı. O zaman burada kal. Çoraplarını yamarsın. Sana ne oldu böyle Liz? Hı? En güzel kıyafetimi giymişsin Hook. Buna izin vermem. Elimde fırsat varken seni aşağı atmalıydım. Şimdi at da görelim. Tabanca korkakların silahıdır. Beni kılıçla öldürmeni tercih ederim. Alsana. Benimkini kullanabilirsin. Adamlarına baksana. Aralarından biri yardımına koşmaya kalktı mı? Hı? 200 yıldır aynı gemide yaşıyorsunuz ama ölüp ölmemen kimsenin umurunda bile değilmiş. Gördün mü? Sen benimsin. Şimdi beni anladın mı? Bu harika bir şey. Sabit dur Peter. Bırak rüzgar seni yönlendirsin. Peter, Meltem'in içine doğru git. Çok hızlı gidiyorsun. Unutma. Peter, sen iyi misin? Peter? Peter? Kandırdım. Sana bir şey öğretemem. Çocuk gibisin. Beni bu yüzden seviyorsun sanmıştım. Dinlenmen gerek. Yarının iyileşmesi birkaç gün olur. Artık gitmeliyim Tinkerbell. Aya ve çocukları kurtarmalıyım. Çocuklar mı? Arkadaşlarımı. Küreyi bulur bulmaz ilk onları göndereceğim. Daha hazır değilsin Peter. Güneş batmak üzere. Karanlıkta karşıya halatla geçemeyiz. Bu akşam burada kalsak iyi olur. Bulursam sizi almak için dönerim. Peki nasıl döneceğiz? Bağlayın kızı. Ve şimdi burada kaldık. Neresiyse artık. Aya kaç! Nasıl yani? Yüce Tanrım, sen bizi koru, günahlarımızı bağışla. Aman Tanrım, Yüce Meryem.
Ne istiyorsunuz seni hortlak? Simyacının cam küresini. Getirirsen hayatını bağışlayabilirim. Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Kimse bilmiyor. Kaptan güvenli bir yere saklamıştır. Dediğimi yapmazsan bademciklerini kulağına küpe yaparım. Beni dinle. Küreyi gemiye getirmediler. Çok kırılgan bir şeymiş. Bu yüzden de Boğa Adası'nda bir yere gömdüler. Gömdüler mi? Evet. Kaptan Bonnie ve Efendi Hook. Nerede olduğunu biliyor olmalısın. Gecenin bir köründe gömmüşlerdi. Sana yemin ederim ki kürenin nerede olduğunu bilenler sadece o ikisi. Pekala. Reisin kızını getirirsen seni belki rahat bırakabilirim. Ah Tanrım. Yürümeye devam edin. İşte vadi burası değil mi? Evet. Ama Kızılderili köyü daha uzakta. Burada nöbetçi yok gibi. Buradan geçersek arkalarından dolanabiliriz. Nöbetçi yok çünkü bu ağ insan yiyen örümceklerin ağı. O zaman dikkatlice geçeriz. Yüzlerce Kızılderili'yle karşılaşmaktansa birkaç iri örümceği tercih ederim doğrusu. Hemen çekiyorum ya. Buraya gel de yardım et. Bu halat bıçakla kesilmiş. Neyin var? Ben iyiyim. Yok bir şeyim. Ben iyiyim. Mineral tuzu. Cildinde mineral tuzu var. Sen burada bekle. Birazdan gelirim. Birlikte yukarı çıkarız. Gerçekten sen misin? Ölümden döndüm. Nasıl hayatta kaldın? Yüksek yerlerde tanıdıklarım var. Santa Madonna. Mineral tozu. Üstü başı toz dolu. Seni ağaç ruhları mı kurtardı yoksa? Bakıyorum onlardan biri olmuşsun. Flood'ın küresi Jimmy. Onu nereye sakladın? Bunu sana söyleyemem. Beni öldürmen bir işe yaramaz Peter. Haklısın. Ama kız arkadaşını öldürmem yarayabilir. Sen katil değilsin Peter. Belki değişmişimdir. Tek yapmam gereken halatı kesmek. O zaman işin biter. Boğa Adası'nda olduğunu biliyorum. Ama nerede? Sana soruyorum. Durun. Onu yukarı çekemeyiz. Peter halatı keser. Dur! Evet. Ne yapacaksın Jimmy? Şimdi yukarı çekin. Onu da yanımıza götürmeliyiz. Mineral tozunun sırrını biliyor o. Так, сайзна. А я камбуз. Сайзна, я. Да, да.
Hayal. Güçlerini ele geçirmenin mümkün olduğunu biliyordum. Hadi uyan evlat. Uyansana. Sadece uçmakla kalmıyorsun herhalde. Hı? Bu güç içinde yaşıyor, öyle değil mi? Seni içten besliyor olmalı. Nasıl birisi olduğunu anlat bana. Uyansana. Uyan dedim, bunu nasıl yaptın? Ne yapman gerekti? Ne yaptın söyle bana. Daha da zayıf düşüyor. Bakın yarası da açılmış. Pansuman yapmaya çalıştım ama... Ben de istiyorum. İşimiz bitti Hook. Sen geldiğinden beri tam 11 adamım öldü. Niçin peki? Burada boşa kürek çektiğimizden eminim. Peter bize yardım edecek. Peter bu akşamı bile atlatamayabilir. Caziben üzerimde son defa işe yaradı diyebilirsin. Hayır! Starkey! Ne yapacağıma karar verene kadar onu öldürmeyelim. Jimmy şimdi onu gemiye mi götürdü? Sanırım evet. Çok üzgünüm. Korsanların yanına döndü. Onu örümcekten kurtardılar. Yani Peter'ı canlı istiyorlar demek ki. Hediyemiz. Ben bunu asla giymem. Ben de giymem. Nedenmiş o? Eski kıyafetlerimizden daha sağlam. Önce Peter'ı kurtarmalıyız. O da bizi kurtarmıştı. Saçmalama Tuğut. Fox'a ne olduğunu unuttun mu? Aynı şey Peter'ın başına mı gelsin? Onun için mücadele edelim bence. Bence ikisi de birbirinin aynı. Peter hep Jimmy'nin yanı başında olmak istemişti. Şimdi dileği kabul oldu. Onsuz hiçbir şey aynı olmaz. Doğru. Ama çok daha güvenli. Onun yerine kim geçecek? Sen mi? Böylesi daha iyi. Sen lider değilsin. Ha, göreceğiz. Yarın timsah avına çıkacağım. Ve o canavarlardan birini öldürdüğümde Kızılderililer benimle kan kardeşi olacak. Belki o zaman bana saygı gösterirsin. Timsah avına mı çıkacaksın? Hadi körlü yapabilirim demiştin. Körlü.
Çocuklar, Curly nerede? Şaldo. Şihal'in sana vermek istediği bir şey var. O Shay'la ilk karşılaştığında öyle korkmuştu ki kaçtı ve günler boyunca köye geri dönmedi. Döndüğünde ise ona korku iyidir dedim. Korku bizim bir parçamızdır. Ama beni dinlemeyecek kadar utanıyordu. Bugün sen Şihal'in aslında çok cesur biri olduğunu ispat etmesini sağladın Curly. Bunun için kendisi sana minnettar. Babasının ayı dişini sana vermek istedi. Sen iyi misin? Jimmy? Şşş! İç şunu. Çok özür dilerim Peter. Büyük ahmaklık ettim. Hadi gel. Kollarını boynuma dola. Seni eve götüreceğim. Daha iyisin ya. Buraya nasıl geldik? Böğürtlen suyu. Ama tadı o kadar da tatlı değildi. Diğerleriyle bir içki oyunu oynadım. Bu sabah hepsi akşamdan kalma olacak. Ne oldu? Şey, aslında ondan sonra filikayı çalıp seni buraya alıp... Hayır yani... Yani sana ne oldu? Uyandım Peter. Peki ya sevgilin? Kırık kalbini onarması için elini sallasa birini bulur o. Seni kaybettim sandım Peter. Yaptığı şey yüzünden Bonnie'den nefret etsem de gidecek başka yerim yoktu. Beni çok etkilediğini inkar edemem. O kadının... Sanki... Hipnotik bir gücü var. Ve seni görünce capcanlı... Uyandım Peter. Şimdi tek istediğim, gerçekten tek istediğim şey sağ salim eve geri dönmek. Eski hayatımıza geri dönmek istiyorum. Hı?
Alsana. Kayış gibi ama amaç olunca tadı fena gelmiyor ha. Şimdi ne olacak? Çocukları toplayıp Bonnie bizim yokluğumuzu anlamadan önce Boğa Adası'ndaki mağaraya gideceğiz. Mağara mı? Tuhaf bir yer. Çok karmaşık. Ama küreyi saklamak için de birebir. Yola çıkmaya hazır mısın Peter? Evet. Yürüyebilir misin? Evet, evet. Evet, sanırım yürürüm. Ne taraftan? Sen söyle. Bizimkiler nerede? Bu taraftan. Jenny hayatımda gördüğüm en güzel kadındı. Nerede tanıştınız? Granville kulübünde. Ben silah tüccarıydım. Saygıdeğer, hayli zengin. O sahnede çıkıyordu. Ve sadece kaliteli oyunlarda sahne alırdı. Peki ya babam? O sonra ortaya çıkıp anneni benden çaldı. Ama ona kızmıyorum. Annenin bana fazla olduğunu biliyordum. Babam nasıl biriydi? Aynaya bak yeter. Ona mı benziyorum? Eskiden annene benzediğini düşünürdüm. Şimdi ise babanı görüyorum. Sonunda büyüdüğüm içindir. Babama ne oldu? Tek bildiğim sen doğmadan önce öldü. Öldüğünü duyunca Jenny'yi bulmak istedim. Fakirler evinde onu buldum. Ama gittiğimde 5 yıl gecikmiştim. Sen de karşılığında beni yanına aldın. Teselli ikramiyesi diyelim. Geri döndüğümüzde eski günlerdeki gibi olur değil mi? Doğu yakasında çalışırız. Bilirsin. Artık çatı tepelerinde dolaşmama da gerek kalmaz. Uçabiliyorum ya. Evet, bu çok işimize yarayabilir. Şşş. 50 metre uzakta bir ağacın tepesinde nöbetçi var. Nereden biliyorsun? Hissedebiliyorum. Artık birçok şeyi hissedebiliyorum. Başka neler yapabiliyorsun? Şşş. Bu taraftan gidelim. Buradan pek belli olmuyor ama içerisi devasa bir yer. Ve dağların içinden mi geçiyor bu geçit? Aslında o kadar da uzun değil ama çok karanlık. Bize meşale gerek. Hayır, yolu ben aydınlatırım. Her iki taraf için bir nöbetçi var. Bir tanecik mi? Evet, ama o bir kişi bir anda 20 kişi olabilir. Gidip onunla konuşmalıyım. Neden bir korsanla buraya geldiğimi açıklayayım. Merhaba. Peter? Evet, ben geldim. Ben Peter'ım. Ha, ne yapıyorsun? Bırak beni Jimmy. Delirdin mi sen? Dur. Tek nöbetçi bu muymuş? Diğer tarafta bir tane daha var. Bunu onlara söylememelisin. Üzgünüm ama böylece kimseye bir şey olmayacak. Demek tuzaktı. Bana başka türlü yardım edemezdin. İstemesen de sen hala çocuksun. Bazı şeyleri de anlamıyorsun. Dostlarına ihanet etmen gibi mi? Ben sende olanı istiyorum. Bu hareketinle kendini affettirmiş oldun. Galiba ümidimi çabuk kesmiştim. Acele edelim. Çok kolay olmayacak. Kimse fark etmeden işimizi halledebiliriz. Sana güvenmiştim. Sen doğru olanı yaptın Peter. İnan bana. Böylesi daha iyi. Söz veriyorum. Şimdi gel benimle. Tahmin ettiğimden çok daha güzelmiş. Neredeler peki? İşte orada. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, evet, hazırız. Hadi. Hadi bakalım. Ne yapıyorlar? Onları yerinden çıkarmak için sadece. Şimdi Starkey.
kadar yaklaşmazlarsa bir şeycikler olmaz. Yaptıklarımızı geri çeviremeyiz. Aradığımız şeyi bulabilirsek hemen Londra'ya geri döneceğiz. Anlamıyor musun? Bizden kurtulmanın en kolay yolu istediğimiz şeyi bize söylemen. Hepsi bu. Ondan sonra gidecek misiniz? Mineral burada. Kayanın içinde. Minerali nasıl alacağız? İçinde yüzerek. Biraz yer açın. Çıkacak peki? Oradan. Tutun onu. Bu şey insanı değiştiriyor. Tam da hayal ettiğim gibiymiş. Nerede hata yaptık? Ne oldu ona? Bilmiyorum. O da benim yaptıklarımın aynını yaptı. Ama... Ama ne? Ağaç ruhları buradaydı. Tuhaf bir şarkı söylüyorlardı. Tıpkı baban gibisin. Kendini beğenmiş ukalanın teki. O da masum değildi. Sen de masum değilsin Peter. Neden bahsediyorsun sen? Beni küçük düşürmesine göz yumduğumu mu sandın cidden? Kadınımı çaldı. Elbette ona kızmamıştım. Karnını yılbaşı indisi gibi açtığımda rahatlamıştım babamı ancak. Babamı sen öldürdün. Ona da şans vermiştim. Gayet adil bir düelloydu. O zaman neden beni kurtardın? Anneni çok sevmiştim.
ve sen de anneni gördün. Eğer seni kendi oğlum gibi büyütürsem acım biraz hafifler sanmıştım ama sonunda sen de baban gibi biri olup çıktın. Ormana doğru kaç. Hadi ormana gidiyoruz. Hadi uzak taşmalıyız. Acele edin çabuk. Çabuk atın. Ormana koş. Acele edin. Kaç. Ormana doğru saklaşın. Yüzyıl bir gecede kayboldu. Özür dilerim. Beni kandırdılar. Onlara sana verdiğimiz şeyi vermek, Hulk denen o adamı mutlu edip açgözlülüğü ve hırslarının masumiyetini kirletmesine izin verdi. Bir hata yaptım. Bu hatan bize çok pahalıya patladı. Bedelini ödemelisin. Sonsuza kadar kim olduğunu, nereden geldiğini ve sevdiklerini hatırlamadan yaşama cezasına çarptırıldın. Masumiyetin, bizi görüp güvendiğimiz masumiyetin tek kılavuzun olacak Peter. Başka bir şeyin olmayacak. Beni iyi dinle. Çok büyük bir kayıp yaşayacaksın. Acı. Acı. İşkence. İşkence. Sıkıntı. Kalp acısı. Kalp acısı. Eziyet. Ve rüyam. Sefalet. Isdırap. Sıkıntı. Acı. Acı. İşkence. İhanet. Komplo. Eziyet. Acı. Acı. Sıkıntı. Üzüntü. Üzüntü. Eziyet. Durun! İhanet. Bize acı. Yine de yardım acı. Edebilir. Acı. Bu şekilde bir şey elde edemeyiz. İşkence. Eziyet. Lütfen durun! Peter? Peter. Peter sen iyi misin? Simyacı sana büyük bir güç verdi ve sen onu kendi ırkına karşı kullandın. Özür dilerim. Öfkelendiğim zaman kontrol edemiyorum. Gizli bir anlaşmayı bozmuş oldun. Artık aramızda yerin olamaz. Peter. Çok mu geç kaldım? Peter. Peter. Na-ustigan ayan!
Kos hohino. La ustegon, aya sharka. San higot ayan. Kana was the Peter. Hal sadak is gone. Saçma sapan neler söylüyorsunuz? Ben de öyle konuşabilirim. Peter, sen iyi misin? Hem de nasıl? Arkadaşların kim? Neden böyle giyinmişler? Yoksa parti mi var? Hey! Bıraksanıza beni! Kaç kişi? İki ölü daha var. Ve üç de yaralı. Hepsi senin yüzünden Hulk. Sen ortaya çıktığın günden beri hep bir terslik oldu. Ve sen bizi doğru yol haricinde... ne kadar abuk sabuk yol varsa ona sokarken oturup seni izledim. Maalesef herkes seni izledi. En iyi adamlarım senin yüzünden öldü. Söylediğin şu laf neydi senin? Küçük kimi zaman daha iyidir, değil mi? Bu teoriyi test etmenin vakti geldi derim. Gördüğün üzere sen olmasan bu grup daha da küçülür. Ama çok, çok daha iyi olur. İki silahım var. Ve siz de beş kişisiniz. Birinci kim? Sen ne dersin Starkey? Beni öldürebilirdin. Biraz cesaretin olsaydı. Sonuç istediğimiz gibi olmadı diye hemen pes etmek zorunda değiliz, öyle değil mi? Birkaç gün içinde buraya adam getirebilirim. Getireceğim bu adamların elinde mitralyözler, el bombaları, kalplerinde de ateş olur unutmayın. 50, 100 ve belki 1000 kişi. Kızılderilileri yenebilir ve ağaç ruhlarını mineral tozunun sırrını açıklaması için zorlayabiliriz. Bu adamları nereden getirecekmişsin bakalım? Londra'ya geri döneceğim. Sokaklardan adam toplarım, inan bana. Londra'dan kurtulmak için sağ kolunu feda etmeye hazır bir sürü adam bulabilirim. Hayır, hayır, hayır. Onu sakın dinlemeyin. Delirdiniz mi? Ona bir daha kanmayın. Bu da onun yalanlarından biri işte. Onu gözümüzün önünden ayırırsak bir daha asla göremeyebiliriz. O zaman benimle gelin. He? Simyacının küresinin yerini bilen bir tek o kaldı. Londra'dan dönecek tek kişi de benim. Bana katılmalısın Starkey. Modern dünyanın önüne serebileceği tüm o zevkleri sen de tatmalısın. İnan bana, hiç pişman olmayacaksın. Bakın, onu orada öylece bırakamayız. Diyelim ki onu kurtardık. Sonra ne olacak? Dağlara kaçıp doğada mı yaşayacağız? Kesin ölürüz. Peter buna izin vermez. Peter delirmiş. Kafasında bir tahta eksik gibi çukurda duruyor. Ve hainin teki. Korsanlara dağ geçidini gösteren oymuş. Kızılderililer ne yaptıklarının farkında bence. 3 ay öncesiydi. Tom McKenna ve çetesi beni bir sokakta kıstırdı. Onlar 4 kişiydi, bense yalnızdım. Bıçakları da vardı. Ona önce biraz acı çektirelim, dedi Tom. Öleceğimi anlamıştım. Islıkla yardım şarkımızı çaldım. Hangi şarkı biliyorsunuz? Kimse beni duymaz sanıyordum. Ama birden Peter ortaya çıkıverdi. Beyler, şanslı günümüzdeyiz, dedi Tom. Bir taşla iki kuş.
Peter'a baktığımda gülümsediğini gördüm. Korkmuyordu. O korkusuzdu. Yüzünde gülümsemesi vardı. Hadi o zaman dedi. Peter, denesene. Bize bir şey yaparsan yarın 50 adam sizi bulmak için sokağa çıkacak. Bu olayı bilmiyordum ben. Kimseye anlatmadık ki. İspiyonlamak istemedi. Sokaklarda yaşayabildik çünkü hep birlikteydik. Durum aleyhimize olduğunda bile birbirimizi kollardık. Burada kurallar farklıdır sanmıştım. Ama değilmiş. Peter! Hatta on matta! Bırak beni! Bırak beni dedim! Peter, biz geldik. Siz kim oluyorsunuz? Bekle biraz, sana halat uzatacağız. Aa, sen uçabiliyor musun? İnanamıyorum. Benden ne istiyorsunuz Kızılderililer? Hadi gel Peter, hemen buradan gitmeliyiz. Bana kim olduğunuzu söylemezseniz sizinle hiçbir yere gelmem. Hey, bırakın beni. Yere yatırın çocuklar. Hadi bak şimdi bir daha üstünden geçelim. Senin adın Peter. Londra'nın doğusunda büyüdün. Ve en iyi yan kesicilerden birisin. Beni bırakmazsanız halkım gelip sizi bulacaktır. Bizimki ağaç ruhu olduğunu sanıyor. Ağaç ruhları bizim dilimizi konuşuyor mu? Çözsene beni! Kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Merhaba Peter. Hepiniz Kızılderili olmuşsunuz. Hey, bizi hatırladın Peter. Peter. Hadi yapacak çok işimiz var. Yukarısı daha güvenli diye düşündük. Aya nerede? Evinde. Köyde. Hatırlamıyor musun yoksa? Seni savunmayı denedi. Ama çok kızmışlardı. Şimdi ne yapacağız Peter? Dağları aşamayız çünkü diğer tarafta sadece buz ve kayalar var. Ormana da geri dönemeyiz. Bu yüzden burada kalmanız gerekecek. Ya sen? Jimmy'nin Harbottles'ta bulduğu küreyi biliyorsunuz. Burada da onun bir eşi var ve artık eve dönebileceğiz. İyi de nerede? İşin kötü tarafı da bu. Jimmy küreyi Boğa Adası'nda mağaraya saklamış. Ama o küreyi bulup buraya getireceğim. Nasıl? Var. Ben de sana aynı soruyu soracaktım. Ona güveniyor musun sen? Kime? Hook'a mı?
Güvenmesem de olur. Yol boyu gözüm üstünde. Ya söylediği gibi Londra'dan bir sürü adam getirmeyi başaramazsa? O zaman onsuz deneriz. Şu yarımadayı geçtikten sonra Boğa Adası'nı görüyor olmamız gerek. Evet. Küreyhane'ye gidiyorlar Peter. Eğer burada durursak bizi küreye götürürler. Ya sonra? Küreyi gözümüzün önünde alırlar. Hayır. Kullanmalarını bekleyeceğiz. Onlar gidince küre bizim olacak. Ama Kızılderilileri yok etmek için Londra'dan bir orduyla dönerler. Küreyi bilgelere götürebilirsek belki bizi affederler. Ya Kızılderililer? Bilgeler korsanlardan kurtulmak için küreyi kullanır. Sizin de gözünüz onun üstünde olmalı. Bir düşünsene. Ya Hook söylediği gibi 1000 kişilik modern silahları, bombaları olan bir orduyla buraya geri dönerse gerçekten. Kızılderililer ne olduğunu anlamadan yok olur. Onları uyarmalıyım. Peter! Aya! Hook ve adamları Flood'ın küresini kullanarak sizi yok etmek üzere bir ordu getirecekmiş. Yani yaptıkların numara mıydı? Bizi kandırmaya mı çalıştın? Elbette hayır. O zaman neden korsanlara daha geçidiğini gösterdin? Bunu sen mi yaptın? Beni kandırdılar. Öyle mi? Nasıl? Bak fazla vaktimiz yok. Korsanlar şu anda Boğa Adası'na giriyor. Bir şekilde oraya gitmelerini engellemelisiniz. Ben onları oyalamaya çalışırım ama tek başıma savaşamam. Savaşmak mı? Onlarla neden savaşasın? Onlardan biri değil miydin sen? Sen ve arkadaşların atış talimi yapabilirsiniz diye kayıklarımızı atlayıp adaya doğru gideceğimizi mi düşündün gerçekten? Böyle bir şey yapabileceğimi düşünüyor musun? Ne oldu? Yalnız başımızayız. Senin dediğin gibi olsun. Hayır, hayır, hayır. Götürebildiği kadar işte. Sadece ikimiz gitmeyecek miydik Starkey? O zaman kendin söyle onlara. Burada evini ziyaret etmek istemeyen tek bir adam dahi yok. Biz burada yokken Kızılderililer gemiyi ele geçirirse ne olur? Geri döndüğümüzde ne yaparız o zaman? Bakın... Flood'ın Londra'daki küresini ele geçirdikten sonra istediğimiz kadar sık gelir gideriz buraya. Herkes sırayla gidecek. Buna sen de dahilsin Bay Simi. Ben de geliyorum. O zaman burada işlere kim bakacak ha? Ama hayır. Bak, dönerken sana bir şey getiririm olur mu? Belki de güzel bir şişe rambulyon bulabilirim. Pasta da isterim ama. Lafı mı olur? Tamamdır. Ama yalnız başıma gitmiyorum. Beni aptal mı sandın? Sen orada ne olduğunu biliyorsun, ben bilmiyorum. Sadece 6 adam götürebiliriz, anladın mı? Niye göre seçersin bilmem Starkey ama 6 kişiden fazlası çok dikkat çekebilir. İyi, tamam. Duydunuz mu? Neyi duyduk mu? Bunu... Bırak beni. Bırak dedim. Bırakın. Kilit saltita sumenatra. Sigua. Alarm. Kuus lu'u hal kishada a. Otoko. Peter ne yapıyor şu an? Tatliye gang. Size zarar vermeyeceğiz. Siz dostumuzsunuz ama Peter'ın planını öğrenmem gerekiyor. Sakın söyleme Tut. Kısa bir süre önce yanıma gelip korsanların sizin dünyanızdan bir ordu getireceğini söyledi bana. Bakın, Peter gerçeği söylüyorsa başımız büyük belada demektir.
küreyi bulmaya gitti. Bizi eve göndermek için tek bildiğim bu. Nerede? Mağarada. Boğa adasındaki. Hafeda, Peter. Get that. Why you? Peter Lon. Og ayongang. Kilmit onangong. Angwa, chimi nangwa sa. Jimmy eskiden silah tüccarıydı. Jimmy'nin guasay ana aya. Woolwich Arsenal'deki arkadaşı istediği her türlü silahı ona bulabilir. El bombaları. Hatta zehirli gaz bile. Nasıl bir şey bu? Rüzgarla yayılıyor. Geldiğini anlamıyorsun bile. Gazı fark edemeden boğularak ölüyorsun. Siz burada kalın. Biz kendimize bakabiliriz. Ayak altında olursunuz. O zaman buna ihtiyacım yok. Cheng Ninha. Pekala. İndi abi. Böyle. Tüm mürettebat güverteye, topları hazırlayın. Dikkatli olun. Gidişatı hoşuma gitmedi. Hadi! Çabuk olun! Hadi! Gemi yetiyor! İzin vermeyin! Gemiye çıkmalarına izin vermeyin! Hadi! Çabuk olun! Hızıl birileri yok edin! Ateş! Hadi! Ateş! Çabuk olun! Doldur! Hadi! Bu tarafa! Ateş! Yok edin! Hadi! Hızıl birileri yok edin! Bir tane daha! Gebertin! Doldur hadi! Doldur! Ateş! Hadi bakalım!
tek yapmamız gereken gitmelerini beklemek. Ondan sonra küre bizim. Hazır mısınız? Özür dilerim Tink. Buna izin veremem. Ne? Bu işe fazla burnunu soktun sen. Yardım edin bana. Çeksene. Çek. Sakın kıpırdama. Çok oldu. Çok geç kaldın Kızılderili. Ve geri döndüklerinde hepiniz öleceksiniz. Hadi acele edin. Sana seni küçük sıçan. Zamanımızı harcıyoruz. Bırakalım da Londra sokaklarında dövüşsünler. Hayır! Tamam. Nereye gitti bu? Bak orada. Ateş etmeyin. Mağara güvenli değil. Bu ses ne? Bilmiyorum. Hadi gel Hook. Çocuğu bırakalım ve gidelim. Peter'ı yakalamadan olmaz. O zaman küre ona kalmış olur. İzler bu tarafa gidiyor. Acele edin. Ateş etmeyin, o benim. Hayır. Böyle sabit tut. Hayır Tink, çekil oradan. Haşat.
Evet, işte geliyor. Saklanın, saklanın, saklanın. Kim bunlar? Ne oluyor burada? Neydi o? Bunlar da kim? Ateş edin. Kim bunlar? Lanet olsun. Hadi. Bunlar da nereden çıktı? Tinker. Biz kavga etmemeliyiz Peter. Bu çok saçma. Kızılderilileri geri çağır. Böylece güçlerimizi birleştiririz. Eskiden biz bir takımdık. Yine güçlerimizi birleştirebiliriz ama bu defa farklı olur. Bu defa ortak oluruz. Hep bunu istememiş miydin sen? Benim yanımda ol Peter. O zaman benim arkadaşım olursun. İşte o zaman Londra'nın efendileri oluruz. Peter. Elini bana uzat Peter. Demek babamı sen öldürdün. Ve bütün hayatın boyunca bana yalan söyledin. Dikkat edin, Peter'ı vurabilirsiniz. Sen de ayağını yere bassana. Seni seviyene geldim. Seni hiçbir yardım almadan dayanırım ben. Dikkat edin. Curly, dikkat et. Senin gibi değilim. Hadi dedim. Biraz erkek ol. Asla. Babamın saatini ver. Yeter artık. Çekil önümden. Hayır! Kaçın! Çabuk! Kaçın! Çabuk olun! Kaçın! Çabuk! Hadi! Dikkat et!
Kaçın! Kaçın, mağara yıkılıyor! Hadi çık Peter. Peter nerede? Taş suya düştü. Yani sanırım. Bence atlamalıyız. Tek şansımız da bu. Dostum. Buradan canlı kurtulursak... Elinin yerine ne takacaksın? Kanca mı? Ne var? Demek ki sonsuza kadar burada yaşayacağız. İyi ama burada ne yapacağız ki? Bunlar cesaretiniz için ödülleriniz. Kürek mi? Teşekkür ederim. Hep bir tane istemişimdir. Sadece kürek değil elbette. Yanında bir de kayık veriyoruz. Son korsanlar da dıştaki adalarda kaldığı için denizler artık güvenli. Teşekkür ederim Maya. Bu ses de ne böyle? Yoksa bu şey mi? Peter! Oh Peter! Merhaba çocuklar. Mağaradan nasıl kurtuldun? Küreğe biraz vurmam gerekti. Londra'ya mı döndün yani? Evet. Ve hepinize bir şeyler getirdim. Sana şu yeni sustalılardan getirdim Slightly. Bay Tut için de 1001 gece masalları. Sana da Greenwich Dağ pusulası aldım Nips. Curly. Armonikan. Ve sana da Foxton'un ansiklopedisini getirdim Tivans. İki kopya. Ve herkese yeni ayakkabı. Harika. Ya küre? Sanırım binlerce ton toprağın altında gömülüdür. O zaman sen nasıl döndün? Flood'un arkadaşlarına uğradım. Bakmadıkları bir anda onların küresini aldım. Kimsenin bakmayacağı bir yere gömdüm ve geldim. Neden Peter? Bir dosta yabancıları uzak tutacağıma söz verdim. Ama sen neden geldin? Şimdi sen de dönemeyeceksin. Kalıp bensiz eğlenmenize izin mi vermeliydim yani? Ne eğlencesi? Delirdin mi sen? Düşler ülkesi maceralarla dolu. Daha etrafı tam gezmedik. Her birinde farklı ve güzel maceralar yaşayabileceğimiz milyonlarca ada var. En güzel yanı ne sizce? Asla büyümeyeceğiz. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Kendi kurallarımıza göre yaşarız. Böylece hiçbir yetişkin bizi kandıramaz. Burası gerçek anlamda bizim dünyamız. Şimdi ben gizli bir kamp bulmaya gidiyorum. Benimle gelmek isteyen sağ elini kaldırsın ve düşler ülkesi desin. Düşler ülkesi! Peter,
Baksana. Senin gölgen yok.